Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Reyhanlımızda meydana gelen menfur saldırı kardeşlik hukukumuzu zedelememelidir dedi. Bu menfur saldırı bir takım başka haksızlıklara yol açmamalıdır. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde patlamaların meydana geldiği bölgede yaptığı incelemelerin ardından parti il binasında bir basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Reyhanlı'da meydana gelen patlamayla ilgili yaraların derin ve büyük olduğunu ifade ederken, böylesine menfur bir saldırının Cumhuriyet tarihinde ilk defa cereyan ettiğini kaydetti ve hükümetin patlamadan sonra halkı doğru bilgilendirme konusunda yetersiz kaldığını söyledi. Bu olay münasebetiyle basınınıza sansür koymak şöyle dursun. Tam aksine hükümet yetkilileri basının sağlıklı bilgi alabilmesi için tüm yetkilerini kullanmalıydı diye düşünüyorum. Bizce olay geçiştirilecek bir boyutta değil, tam aksine milli matem olarak ilan edilmesi gereken bir boyuttadır diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, meydana gelen menfur saldırının kardeşlik hukukumuzu zedelememesi gerektiğinin altını çizdi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin asla masum olmayacağını dile getirdi ve faillerin bir an önce bulunması gerektiğini kaydetti. Bu güzel yerimizin, o güzel ilçesinde, Reyhanlımızda meydana gelen menfur saldırı kardeşlik hukukumuzu zedelememelidir. Hayırsever damarlarımızı törpülememelidir. Kamalak, milli görüş iktidara gelmeden terörün durmayacağını, Orta Doğu'da barışın sağlanamayacağını ve Türkiye'ye de huzurun gelmeyeceğini savunurken, Reyhanlı halkını da sağduyuya davet etti, bir kısım insanlara karşı husumet duygularının körüklenmemesini ve Hatay'a sığınan Suriyeli mültecilere karşı tavır konulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Şunu açık net olarak söylüyoruz. Milli görüş iktidara gelmeden terör durmaz. Orta Doğu'da barış sağlanamaz. Yazık ki Türkiye'de huzur gelmez. Çünkü mevcut iktidar ve çevresindekiler yanlış yoldalar, yanlış politika izlemektedir.